Bismillahirrahmanirrahim. Ekele ta'amekum el-ebrar ve aftarandakum sa'imun ve sallam aleykum el-melâiketul mukarrabun. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Ya Rabbi, senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimete, sağlık ve afiyete. Ey rahmeti ve mağfireti bol olan Yüce Allah'ım, bizleri, ailemizi, milletimizi, devletimizi, vatanımızı her türlü tehlikelerden koru Allah'ım. Ya Rabbi, sofralarımız taşsın dökülmesin, artsın eksilmesin, sofralarımızdan ve kazançlarımızdan Halil İbrahim bereketi hiç ama hiç eksik olmasın. Ya Rabbi, bu sofrayı ikram edenlerin gelmiş ve geçmişlerin ruhu için, bugün Güneydoğu'da şehit olan kardeşimizin ruhu için, bütün şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Sayın Valim, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuzun çok değerli Genel Başkanım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, meslek kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, çevre illerimizden bizleri yalnız bırakmayıp bugün bizlerle beraber olan çok değerli bir başkan arkadaşlarım, yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım ve birliğimize bağlı 70 odamızın çok değerli başkan ve yönetici arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Esas projenin yürütücüsü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uygulayıcısı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu olan ADEP Teşvik Projemizin kapanış toplantısına şahsım ve teşkilatım adına hepinize hoş geldiniz diyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanlarımız yine ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim taleplerini bizlere bildirecekler. Biz de imkanlar ölçüsünde bu eğitimleri hem merkezde hem ilçelerimizde bu eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi ikinci bir ayağı, şu Mersin'in şu ihtiyacı çıktı ortaya değerli arkadaşlar. Bir eğitim merkezine ihtiyacımız var. Bugüne kadar sağ olsun Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda onların direktifleriyle Mülkiyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olan bir kurumda bugüne kadar eğitim faaliyetlerimizi yürüttük. 96'dan beri 12 meslek dalında 12 bin küsür insanı yetiştirdik. Bugün Mersin Serbest Bölgesi'nde çalışan makine operatörlerinin büyük bir bölümü bizim Mersin METEM Eğitim Merkezimizden çıkma arkadaşlarımız. Orada eğitim almış arkadaşlarımız. Kaynakçılık mesleğinde, moda tasarımda, stilistikte, girişimcilikte birçok eğitim faaliyetini hep beraber orada gerçekleştirdik. Arkadaşlar, hakikaten bu ADAPTESK 23 ayda 23.500 esnaf ve sanatkarımıza ulaştı. Tabii ki buradaki başarı başta Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken ve proje ekibine de ait. Çok büyük destekler verdiler. Çok büyük emekler verdiler. Sağ olsunlar her konuda da bize yardımcı oldular. Olmaya da devam ediyorlar. Bugün de bu projeyi alnımızın akıyla Mersin olarak tamamladık değerli arkadaşlar. Hedeflerin üzerindeyiz. Ve Türkiye'de eminim ilk sırada Mersin tamamladı. Ve büyük bir başarıyla tamamladı. Onun gururunu yaşıyorum. Ve burada projenin gerçekten yapılmasında ve uygulamasında emeğe geçen kendi birliğimizin de proje ekiplerine ve personel arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ama burada en büyük teşekkürü, hakikaten bu projenin uygulanmasında bize büyük destek veren Sayın Valimize her anlamda, her talebimizde bizlere yardımcı oldu, kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'na geldiği günde dağınık olan teşkilatımızı kısa bir sürede toplayıp bir hedef, bir amaç altında toplayan ve
Ondan sonra da bu esnaf için neler yapabiliriz diyen Sayın Genel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, büyük destek verdiler. Birçok meselemiz sizler de biliyorsunuz diyalogla masa başında halledildi. Mersin Esop Başkanı Sayın Ferhat İlçer'e teşekkür ediyoruz bu güzel konuşma için. Sayın Vali, değerli komutanlarım, değerli müftümüz, değerli emniyet müdürümüz, değerli birlik başkanlarım, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, oda başkanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler, basınımızın güzide temsilcileri, benim büyük dava arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ancak biliyorsunuz bugün yine hiç arz etmediğimiz 3 tane şehitimiz var. Allah ailelerine sabır versin. Ülkemize huzur versin. O gencecik insanların vatan savunmasında, bu bizim güzel yemeklerimizi yediğimiz yerde onların evinde şimdi ne acı var. İşte ticaret böyle bir şey. Huzur, güven olmayınca ticaret olmaz. Hele hele memlekette ya huzur olmasa hiçbir şey olmasını beklemek mümkün değil. Saygıdeğer valim Ahi şehrinden geldi. Vali değil, kardeşimiz çok değerli, çok uğurlu. Bu Mersin'in bu güzel coğrafyasına öyle de yakıştı ki, öyle de seviliyor ki ben sizler adına valime teşekkür ediyorum. Esnaf zanaatkarla buluşma noktasında gerçekten çok önemli. Gene komutanlarıma, burada bulunan değerli bürokrasinin temsilcilerine, benim çalışma alanımda bulunan il ticaret müdüründen sosyal güvenliğe, KOSGEB müdürlerine kadar. Ama en önemlisi siz başkanlar. Çok önemli bir işin başarılması için hepiniz el kol verdiniz. Siz olmasaydınız biz olur muyduk? Siz gerçekten güç verdiniz, güvendiniz, başarıya doğru yürüdük. 800 yıllık bir geçmişe sahip bir kurumun başına gelmek ve onlara hizmet etmek kadar ulvi bir iş var mı? Siz olmasaydınız ben olur muydum? Bir kere sizden Allah razı olsun. Projenin bütçesi falan çok önemli değil. Size ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın, sizleri ne kadar sık sık bir araya getirip dertlerimizi paylaştığımız zaman dertlerin hafifleyeceğini düşünen bir arkadaşınız olarak iyi ki de bugün buradayız. Bu güzel şehirdeyiz. Sadece Mersin'in tatlı dilli insanları, çok güzel, verimli toprakları ama en güzeli de zanaata, zanaatçıya verdikleri değer. Sayın Vali Kırşehir Valisi, valiliği döneminde birlikte bir külliye merkezinin temelini attı. O kadar uğurlu geldi ki 800 yıllık geçmiş olan bir türbenin imarının yapılması 2015 yılına kadar el atılmadan 2014 yılına kadar kalmıştı. Hep yaptığımız toplantılarda o tozlu sahalarda ve esnaf zanaatkarın buraya vermiş olduğu desteğin yanı sıra Sayın Valim orada o alanların açılmasına değerli belediye başkanımla önemli bir işi gerçekleştirdi. Onun için diyorum Sayın Valim, Ahi Valim diyorum. Onun için diyorum ki kardeşimiz diyorum. Onun için diyorum ki iyi ki varsın Valim diyorum. Bu eser şimdi artık inşallah sizi de davet edeceğiz. Benim orada Sayın Cumhurbaşkanlarını, Başbakanları, Sayın Valimle birlikte ağırladık. Bugün oranın vizyonu ve misyonu o kadar güzelleşti ki hem külliyeye yakışır bir atmosfere kavuştu hem de esnaf zanaatçılara layık bir yer oldu. Bu akşam Arapfest projesinin çok özel bir konu var. Şanlıurfa'dan Gaziantep'ten geldik ve bu akşam Mersin'de sağ olsunlar Sayın Valimiz bizi yalnız bırakmadılar. Sonuna kadar bizimle birlikte oldular ve üstelik Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi ahiliğin
Ocağından gelince bize söyleyeceğim çok önemli mesajlar olacaktır. Sayın Özel'in şakaca huzurlarınıza davet ediyorum sayın abinizi. Çünkü Mersin'de bu projenin neden bu kadar güzel yansıdığını da kendisinin burada olmasını anlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun değerli genel başkanım, değerli garnizon komutanım, değerli mesai arkadaşlarım, daire müdürlerimiz, Mersin Esnaf Sanatkarlar Odalarının Birliği'nin değerli başkanı, çevre illerimizin değerli başkanları, değerli oda başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, çok kıymetli esnaf kardeşlerim, hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yine üzücü bir haber aldık. Üç şehidimiz var. Bir de Mersin'de. Ülkemizin birliği, beraberliği, yüce milletimizin kardeşliği için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce milletimize, ailelerine de sabır diliyorum. Değerli dostlar, birlik, beraberlik, kardeşlik bizim milletimiz için her şeyden önemlidir. Bakınız, bu akşam burada Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun ortaya koyduğu esnaflarımıza yönelik bir eğitim programının kapanış töreni var. Esnaflarımız ülkemizde birliğin temsilcisidir, beraberliğin temsilcisidir, kardeşliğin temsilcisidir esnafımız. Çünkü ahilik geleneğine bakıyorum. Ahi kelime olarak zaten değerli arkadaşlar kardeş demek değil mi? Ahi kardeş demektir. Kardeşliği temsil eder. Ahilik teşkilatı sadece esnaf zanaatkarımız arasında usta-çırak ilişkisi ve mesleki kuralları düzenleyen bir sistem değil. Ahilik aynı zamanda toplumda sosyal barışın sağlanmasının temelidir ahilik. Osmanlı Devleti 600 yıl dünyada hüküm sürmüşse temelinde ahilik yatıyor Osmanlı Devleti'nin. Ve bin yıldır Anadolu Türk yurduysa temelinde ahilik vardır. Hoca Ahmet Yesevi'nin rahle-i tedrisinden geçmiş Anadolu erenleri bu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini yüzyıllarca muhafaza etmiş. Aynı şekilde esnaflarımız da öyle. Toplumun mihenk taşıdır esnafımız. Esnafımız huzur içerisindeyse, esnafımızın yüzü gülüyorsa toplumumuz da huzur içerisindedir. Onun için esnaflarımız çok değerlidir bizim için, toplum için. Değerli dostlar, birlik, beraberlik, kardeşlik her şeyin üstünde bizim ülkemizde. Bakınız, o kadar zor günler geçirdik ki bu birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin bozulması için hem içerideki hainler hem dışarıdaki düşmanlar geçmişte yapmaya çalıştıkları bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya yönelik oyunları gene günümüzde ortaya koydular. Ama atalarımız geçmişte Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de bu birliğin, beraberliğin, kardeşliğin bozulmasına, bu birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne kadar büyük bir güç olduğunu bütün dünyaya gösterdikleri gibi 15 Temmuz'da yüce milletimizin değerli evlatları yine bütün dünyaya bu ülkenin, bu yüce milletin kardeşliğinin, birlik, beraberliğinin ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kez daha gösterdiler.
biz bir ve beraber oldukça, birbirimize sımsıkı bağlandıkça bu yüce milletin başını kimse eğemez değerli arkadaşlar. Ben bu projenin hazırlanmasından, yürütülmesinden dolayı başta genel başkan olmak üzere oda başkanlarımıza, esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerle ahili geleneğinin yaşatılması gerekiyor. Bakınız, Sayın Genel Başkan, milletimizin özelliklerinden olan, ahilik özelliklerinden olan o elin kapı sofra ahiyadan dememiş mi? Elin kapı sofran açık olsun diye. 3,5 milyon dediniz, yabancıyı misafir ediyoruz. 1500 kişiyi, 1000 kişiyi alamıyorlar. Ama bu yüce milletin gönlü zengin. Gönlü zengin. İşte o elin kapın sofran açık olsun sözleri ahiliğin bize yüklediği misyondur. İnancımızın yüklediği misyondur. Kültürümüzün yüklediği misyondur değerli arkadaşlar. Bu büyük devlet olmanın, güçlü devlet olmanın da gereğidir. Biz bulunduğumuz coğrafyada büyük olmak, güçlü olmak istiyorsak sadece önümüze değil, her tarafımıza bakacağız. Nerede yardıma muhtaç insan varsa elimizi oraya uzatacağız. O zaten ahiliğin geleneklerinden değil midir? Orta sandığı ahiliğin kuralları içerisinde değil midir? Bugün kredi kuruluşlarımız var. Esnaf sanatkarımıza destek veren kredi kuruluşlarımız var. İşte ahilik bu sistemi 800 yıl önce getirmiş. Darda kalan esnaf sıkıntısını gidersin diye. Değerli arkadaşlar, biz millet olarak sahip olduğumuz bu güzel hasletleri devam ettirirsek bizim birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz. İşte Ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ayı. Böyle bir Ramazan akşamında, bir iftarda esnafımızla birlikte olmanın ayrı bir manevi havası var. Ramazan'ın manevi havasıyla birlikte teneffüs ediyoruz biz buna. Ve diyoruz ki Ramazan'da, Ramazan-ı Şerif'te sahip olduğumuz bu birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma duygularının bir sene devam etmesini arzuluyoruz. Ve o zaman diyoruz ki asıl sosyal barışı biz o zaman sağlarız. Ben tüm esnaf kardeşlerime işlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. İşlerinin güzel gitmesini diliyorum. Aileleriyle, çoluk çocuklarıyla huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Çünkü biliyoruz ki esnafımız iyiyse milletimiz iyidir. Değerli arkadaşlar, değerli genel başkanı ilimizde misafir etmekten, ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Kırşehir'de ahiliğin merkezinde ahiliğe yakışır bir külliye yapılıyor. Bakmayın sen genel başkanın bizim büyük payımızın olduğuna ama kendilerinin büyük payı var bunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekten son derece güzel bir külliye yapılıyor. Ölmeye yüz tutmuş zanaatlarımızı yaşatacak her şeyiyle örnek bir külliye olacak. Ben buradan Sayın Genel Başkan'dan teşekkür ediyorum. İlgilerinden dolayı, alakalarından, yardımlarından dolayı. Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyor. Hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.